Evet arkadaşlar, bir sonraki aşamada ne var? Bir sonraki aşamada da okul için yapacağımız diğer sosyal kulüp etkinlikleri var arkadaşlar. Öğrenci kulüpleri kurmanız çok önemli. Bu kulüplerde arkadaşlar, aslında bir önceki videoda söylemeyi belki unutmuşuz ama projeleri de yaparken, bu kulüpleri kurarken arkadaşlar, ya bu kulüplerin lideri olmanız lazım. Çünkü liderlik çok önemli bir kriter, aranan bir kriter. Ya da en azından yönetim kurulunda aktif bir göreve sahip olmanız lazım arkadaşlar. Nedir bu kulüpler okuldaki? Bugün yine en çok arkadaşlar, en yaygın bilinenleri Model Birleşmiş Milletler dediğimiz MUN, yani Model United Nations. Bunun dışında belki siz de okulunuza yine çağırıp konferans verdirebileceğiniz ya da yarışma yaptırabileceğiniz diğer etkinlikler olabilir. Bugün TEDx konferansları yapabilirsiniz. World Scholars Cup gibi yarışmalara katılabilirsiniz. Veya yine buna benzer arkadaşlar, bir sürü yarışma ve etkinlik var. Bunların özellikle İngilizce, sadece İngilizce olarak yapılanlarına bence özen gösterin. Siz gidin katılın arkadaşlar. Veyahut da okulunuza belirtileri düzenleyip öğrencilerin gelmesini sağlayın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Niye? Hem dil becerinizi geliştiriyorsunuz, hem çevre ediniyorsunuz, hem ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Mesela Model United Nations'a, yani MUN'de dünyanın şu anki var olan sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Bunun sizin duyarlı bireyler olduğunuzu gösteriyor. Bu nedenle ne yapıyoruz? Bunlara biz öncelik veriyoruz ve aynı şekilde ne yapar? Üniversitelerde, zaten üniversitelerinde kendilerinde aslında bu tarz kulüpler devam ettiği için buraya giriş kısmında da bir etki sağlar. Buna ilaveten arkadaşlar, okulla birlikte ya da okul dışında yine yürütebileceğiniz sosyal sorumluluk projeleri. Bakın arkadaşlar, çok önemli. Bu projelerin arkadaşlar özellikle güncel konularla ilgili olduğundan emin olun. Ne demek istiyoruz? Mesela maalesef şu anda son zamanlarda yaşanan deprem olayı, son zamanlarda yaşanan belki İsrail ile Filistin arasındaki savaş durumu. Nedir arkadaşlar? Bunların çözümleri gerekiyor ya da buradaki insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Tabii ki belki buradan biz İsrail'e ya da Filistin'e kalkıp gidemeyiz, yardım edemeyiz. Ama belki bir yardım kampanyası başlatıp buradaki çocuklara gerekli malzemelerin sağlanmasını sağlayabiliriz. Belki bazı insanlar beni burada eleştirebilir. Hocam ne işimiz var İsrail'de ya da Filistin'de diye. Sonuçta bu da bir sorundur arkadaşlar. Dünyanın sorunudur. Gençler olarak herkesin biz barışçı olmasından yanayız. Savaşa herkesin karşı durmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli. O yüzden arkadaşlar, bu tarz projeler veya ülkemizde bir deprem yaşandı. Hala deprem bölgesinde ihtiyaç olunan bir sürü malzeme var arkadaşlar. Bu bölgelere ne yapabilirsiniz? Yine belli organizasyonlar kurarak yardımlar götürebilirsiniz. Buradaki insanlara yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunlar bizim insani görevimizdir. Bunları sadece bir proje olarak düşünmeyin. Genç olarak da arkadaşlar, bütün gençlerimize buradan söylüyoruz. Zaten bunlar bizim vicdani görevimizdir. O yüzden elinizden geldiğince bunları yaparsanız, oradaki projelere katılırsanız ve burada sadece katıldığınızı bildirirseniz arkadaşlar, bunlar sizin üniversite tarafından görülmenize olanak sağlayacaktır, fark edilmenize. Şu var, çünkü bu tarz felaketler sadece ülkemizde yaşanmıyor. Nerede? Dünyanın her tarafında bu tarz felaketler yaşanabilir. O yüzden de aslında bu şunu gösteriyor. Yani ben farklı ülkelerde, içinde bulunduğum komünitelerde herhangi bir sıkıntı olması durumunda, herhangi bir problem yaşanması durumunda burada da yardımcı olabilirim. Veya ben duyarlı bir insanım. Ben insanlara yardım edilmesi gerektiğinden düşünüyorum. Bunlardan yanayım arkadaşlar. O yüzden ne yapmış oluyoruz? Yani kendi karakterimizi, kişiliğimizi aslında da bir nevi göstermiş oluyoruz. O yüzden dediğimiz gibi arkadaşlar, hem bu sosyal kulüplerde bu tarz sorunların çözülmesine yönelik önerilerde bulunabilirsiniz. Hem bunlara yönelik organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Hem de gerçekten aktif rol alarak bu bölgelere gidip buralarda arkadaşlar yardım kampanyalarında bulunabilir. Bunları yönetebilirsiniz. Ve bu şekilde hem gerçekten ihtiyacı olan insanlara faydamız olur, hem de kendimize ileride yine CV'mizde destek sağlamış oluruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu da bizim için yine aslında çok önemli bir kriter oluşturuyor. Evet, bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Videoları beğeniyoruz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.